değerli işverenler, değerli basın mensupları, değerli misafirler, Türk İşverenler Derneği'nin düzenlemiş bulunduğu yıl sonu business branşına hepiniz hoş geldiniz her şeyden önce. Zaman ayırıp bugün buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konu özellikle daha önce de söylemiştik yazılarımızda. Bizim Türkiye'den misafirimiz var. Değerli misafirimiz Sayın Profesör Doktor Çağrı Haksözü ve sevgili kardeşi Burcu Haksözü hanımefendiyi aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz tekrar.
misafirler, sevgili basın mensupları, herhalde kahvaltımızı yapamayan arkadaşlarımız var aramızda ama zamanı iyi değerlendirmek istiyoruz. Size daha önce de söylemiştim, birkaç üzüldüğümüz var, açıklamalar var bugün. Bu açıklamalardan biri, daha önce de söylediğim gibi, Sayın Şahin Karaaslan tarafından yapılacak. Ben Şahin Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Yapmak istediği açıklamayla ilgili bilgi vermesi için. Buyurun Şahin Bey, her şeyden önce. Lütfen gelin böyle. Daha iyi olur böyle. Durum değişti. Valla durum değişti. Ya, good morning, good morning, günaydın, hoş baş. Der erstliche Direktor von der Uni Heidelberg, Professor Ho, der ist der auch sehr bekannt für die Hämatologie, hat mich angesprochen. Es geht um Spenden, Zelle, wie nennt man das, Stammzellenspenden in Heidelberg. Es gibt in Heidelberg ein Stammzellenregister. Und der sagt immer, wenn türkische Patienten zu uns kommen, haben wir ein Riesenproblem. Weil die einzige eigentlich die Behandlungsmöglichkeit ist, dass wir dafür Stammzellen finden. Und das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass die Deutschen den Türken, sag ich mal, was spenden können dann ja. Nicht nur, weil sie das nicht wollen, sondern weil das Blut einfach dann nicht passt dann ja. Değerli dostlar, biliyorsunuz Şahin Bey işveren olduğu kadar aynı zamanda doktor olmaya aday doktor adayımız aynı zamanda. Ve kendisinin de öğrenim gördüğü Heidelberg Üniversitesi'nde hematoloji bölümündeki profesöründen kendisine gelen bir talep var. Diyor ki Türk insanı yani Türkiye nüfusunu veya Türkiye bölgesine gelenlerin kan grupları birbirleriyle uyumlu. Ya yani bundan dolayı da biz o insanlara destek olmak istiyoruz. İlik nakli olayı söz konusu olduğu zaman bizim Almanlardan alıp o iliği verebilme imkanımız çok düşük oluyor. Bundan dolayı da bizim yapmamız gereken büyük bir aksiyonla Türk insanının kan vermesi ve ilik nakli olayının güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki organizasyonlara ihtiyaçları var. Sosyal ve sivil organizasyonlar dediğimiz dernekler olsun, işveren derneklerinden bahsetti, bölge derneklerinde veya camilerden, cemevlerinden bahsedildi. Orada bu tür bir çalışmanın ortaklaşa yapılabilme durumu söz konusu. Tabii sevgili arkadaşımız işveren derneklerini sona sakladı. İşveren dernekleri hep para makinesi olarak görüldüğü için işverenler ne yapar diye söyleyince hani işverenler de bir miktar para da verebilir kanının dışında tabii ki ve bir işlemin 60 euro olduğu yani oradaki bir kanın alınıp bir şekilde kimyasal ve şeylerden geçirilip ilik olayının belirlenmesi yani hangi kan grubu hangi iliğe şeydir diye tipinin belirlenmesi olayı 60 euro. Yanlış değil, değil mi? Bir tane Türk genci Orhan isminde Heidelberg'de hastaydı. Belki duymuşsunuzdur. Ben de katıldım ona. O gün hem çalıştım hem destek de verdik. 2700 kişi geldi. 2700 kişi bir dernekte yapıldı. Hani fazla böyle fazla örgütlerin ve partilerin katıldığı bir şey de değildi. Yani sadece birkaç aile ve blood effort yaptı. 2700 kişi. Biz Heidelberg'de bu kadar Türk insanı varken evet, tabii Alman basında davet edilir. Güzel bir tane pozitif Schlagzeile de yapılır. Ama artık iyi bir reklam oldu. İyi bir reklam oldu yani. Her zaman olumsuz reklam olmaması için bir daha da güzel reklam yapabiliriz yani. Ama bunun için tabii size ihtiyacımız var. Birinci ayın 10'da beni gene davet ettim. Bir grupla oraya gitmeyi düşünüyoruz. Şu anda ben tekim. Konuşmamız kaç kişi var. Ben buna destek verebilirim. Evet ben de varım. Varsa arka tarafta oturuyorum. Gelip görüşelim. O günde o da gelip beraber temin yaparız. Eğer belli bir hasta varsa bu hastaya kan bağışı yapılıp uygun kan bulunup gerekli şeyler yapılabilir. Ancak hasta olmadan yapılacak bir tipizirum ya da tiplemenin bazı etik sakıncaları var. Yani bu tür üniversiteler genelde gen yapısının belirlenmesi, Türk genlerinin araştırılması ve bu tür konularda başka amaçlarla kanı kullanabilirler. Onun için bu
çalışmayı yapacak profesörle mutlaka oturup verilen kanların başka bir araştırma ya da genetik tipleme için kullanılmamasına dair imza alınması gerekir. Bu önemli bir ayrıntı. Onun dışında her türlü bağışa tabii ki kesinlikle ben kişisel olarak eşim de eminim destek vereceğizdir. Ama bu konunun mutlaka sen bu işi örgütlüyorsun meslektaşımız olarak bu konuyu bir hani altını çizip bu konuda bir açıklama getirmek. Yani sonuçta biliyorsunuz arkadaşlar ilik nakilleri için bağışta bulunan insan sayısı oldukça az ve bir sürü gencimiz özellikle çocuk yaşta bu lösemiye yakalanan, kan kanserine yakalanan çocuklarımız sorun yaşıyorlar. İşte bizler burada da olmalıyız. Yani işverenler olarak, işveren örgütleri olarak, birey olarak her yerde olduğu gibi burada da olmak zorundayız. Biz tabii ki destek vereceğiz. Yönetimde arkadaşlarımla konuşacağım bu konuyu tekrar. Ama hiçbir arkadaşımızın bu konuda sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. İşveren arkadaşlarımızdan da yerini sunabilecek yapıda arkadaşlarımız var. Bir Mehmet Alişen dostumuz var. Kendisiyle de konuşuruz. Rheingold Halle'yi kullanabilme imkanımız var mı diye. Melisa'nın bize bu konuda yardımcı olur. Sevgili kuzeniyle ilgili o da bize şey yapar, konuşulur. Bir şekilde bu sorunu çözeriz diye düşünüyorum. Şimdi Türk İşverenler Derneği olarak biz yönetim kurulu olarak son 2 ayda oldukça aktif üye ziyaretleri de yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz business branşlar dışında üyelerimizle bir araya gelip Gedanken Austausch dediğimiz fikir alışverişleri, onlara destek olmak, onların eleştirilerine hazır olmak, beklentilerine cevap verebilmek için üye ziyaretleri yaptığımız gibi aynı zamanda da üyelerimizi bir araya getirmek, network oluşturmak için de işbirliği sağlasınlar diye bu business branşlar onun için de zaten yapılıyor ama bunun dışında biz gene buradan yola çıkarak aktif çalışmalar da yapıyoruz. Bunlardan tipik bir örneği bu cuma günü yaşadık. Yine Şahin Bey ve Gala GmbH arasında bir işbirliği oluşabilir mi? Fikir alışverişleri olabilirler mi diye bir araya getirdik kendilerini ve oradayken de tabii güzel bir haber aldık. Bilmiyorum Berna Hanım siz mi açıklayacaksınız? Berna Hanım o zaman ben yanıma alayım önce. Berna Hanım buraya doğru gelirseniz sevinirim. Berna Hanım şu anda arkadaşlar Gala GmbH olarak bir yeni çalışmaya başladılar. Dün aslında birçoğuna da bir mail ile geçtim ben bunu üyelerimize özellikle. Bir tanıtım çalışması var ve bu tanıtım çalışması yine bir Türk ürünüyle ilgili bir tanıtım çalışması. Evet, özellikle söyleyelim ve ben kendim açıklamayayım. Berna Hanım açsın şu anda Gala GmbH aynı zamanda hangi işi yapmaya başladı ve onu şimdi bugün deneyebilecek miyiz acaba? Evet. Buyurun. Teşekkürler Gütek. Herkes öncelikle iyi pazarlar diliyorum. Tekrar bir branşta bir araya geldik. Biz uzun zamandır bir ara vermiştik, katılamadık çalışmalarımızın yoğunluğu nedeniyle. Daha önce 2011-12'de Almanya'da özellikle Türk domatesi diye yola çıkmıştık. Sebze meyve Türk toprakta yani oranın safkan sebze ve meyvesini getirdik. Oradaki şirketimiz Arınba Gıda, buradaki şirketimiz Gala GmbH. Gala bu anlamda oldukça başarılı da işler yaptı. Ama bazen işte ekonomik veriler bazen her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Bakıyorsunuz tabii bu şey sorunu hani Tunus var rekabet edemiyorsunuz falan. Biz biraz şöyle Opsun Gemiyüze'de dinlenmeye çekildik. Şöyle ki kendi bir bunu da söyleyeyim tabii bir arsamız var. Bir arsa aldık. Tabii. Kendi üretimimizi kendimiz yapacağız. Yani dedik ki biz normalde nakliyemizi de kendimiz yapıyorduk her şeyimizde ama artık hani kendi ürünümüzü de kendimiz yapalım dediğimiz için tam bilelim yani kalitesiyle her şeyle arılı dölleme işte şeyiyle falan yani hiçbir şeyimiz şüphemiz olmasın diye. Yani yine bir sene içinde tekrar sebze meyve ithalatımız Almanya'ya başlayacak. Bu arada ben hemen şöyle şuradan almak istiyorum. Mümkünse çok özür dileyerek. Selamlık kahvesi şu anda İstanbul'da, şöyle bilgi vereyim ben. İstanbul'da 3 şubesiyle Levent, İstinye Park ve Suadiye şubesiyle
Dubai'de, New York'ta ve beşinci Allah izin verirse Almanya'da. Çünkü master franchise'ini aldık. İnşallah hayırlısı olur. Bir Koç Holding grubudur. Mustafa Koç'un eşi Karolin Hanım'ın ondan sonra inanılmaz kendisi de şahsına münazır, yani inanılmaz hoş bir insan. Türk kahvesine yeni bir yaklaşım getirdi. Daha niş bir ürün çıkardı. Biz tabii Mehmet Efendi'ye saygımız sonsuz, o yılların Türk kahvesi. Ama bu da işte kakaolu, tarçınlı, damla sakızlı. Ama hani belki bunları daha önce de duymuşsunuzdur ama ben şahsım adına özellikle hani rica ediyorum, lütfen bir sefer hani deneyin. Yani korkunç bir lezzet yaratmışlar. Ticari pek düşünmemişler. Biraz daha niş bir ürüne yönelmişler. Ama biz biraz da tabii şeyliğimiz olduğu için hani dedik ki ya hayır, yani Almanya'da oradaki insanlarımızın da kaliteye hakkı var. Hepsi burada ne varsa onların da ona hakkı var. Domatesdeki tezimiz gibi. Olmazsa olmaz Türk ürünleri burada olmalı. Yani burada artık hani yeni generasyon artık burayı hani Almanya geçiyor. Daha da şey oluyor, daha aktifiz. Ondan sonra yıllar içinde de. Selamlık ürünlerimiz bir de tabii Beko'nun, gene Koç Holding kuruluşu Beko'nun kahve makinesi. Bunu şimdi siz cezve, tabii biz yılların hani cezve lezzetli, cezvesiz olmaz biliyorum. Aynı düşünenlerdenim. Ama mini telve de inanın birebire yakın teknolojiyle yakalamışlar. Yani İstanbul'da korkunç yaygın. Artık hepsi buna dönüyor. Annelerimiz bile uğraşmak istemiyorlar. Denetmek istiyorum açıkçası kahvelerden. Nezet alacağınızı umuyorum. Çok fazla da tutmak istemiyorum. Bununla ilgili bir reklamımız başladı. Desteklerinizi de bekliyorum. Yalnız bırakmayın lütfen. yani biz bunu tanıtacağız. Türk kahvesiyle birlikte Türk kahve kültürünü de tanıtmak istiyoruz. Bu konuda Koç Holding sınırsız arkamızda. Onlar bu konuda ciddi destek veriyorlar. Verdiler de, her türlü veriyorlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum tekrar dinlediğiniz için. İnşallah hayırlısı olur diyorum. İnşallah. Evet. Ben şöyle ikram ediyorum. 40 yılın hatırına. İnşallah beğenirsiniz. Tabii şekerli yaptım var. Bilemediğim için damak sevdiğini. Güzel mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bahsettiğimiz bu özellikle kan verilmesi ve hücre tespiti, işte ilik nakliyle ilgili çalışmalarla ilgili biraz önce bahsedilen konunun destekçisi olarak da şunu söyleyelim. Sayın Serhat Aksen. Serhat Aksen Bey biliyorsunuz Kartlı Başkonsolosumuz. Onun desteğiyle yürüyor aynı zamanda. Unterschirm Herrschaft diye söylenen, yani onun desteğiyle, onun verdiği manevi destekle ve Türk Devleti'nin de bu anlamda tabii ki desteğiyle yapılacak bu çalışma. Onu da bilin. Tabii ki bazen sorular da geliyor. İnsanların kafasında bir soru işareti. Geçmişte bu tür ilik verme olaylarında yaşanılan sıkıntılar vardı. O da işte belden alınması, işte insanların korkuları vardı. O korkular, işte bu işin rizikosu nedir, riski nedir diye insanlar tabii ki soruyorlar. Eskisi gibi değil. Onu bilin. Çok daha basit, rizikosu yüksek değil. Tabii ki rizikodan bahsedince hemen işin uzmanına geçmek istiyorum. Riziko dedik mi Çağrı Haksöz Bey geliyor. Risk zekası ve belirsizliği yönetmek diyoruz. Sayın hocam buyurun. Siz deyin. Şimdi arkadaşlar, Çağrı Haksöz, Sabancı Üniversitesi'nden geliyorum. Şeyin arkasında konuşmayı hiç sevmem. Ondan sonra böyle aranızda gezmek istiyorum. Onu ilk önce baştan anlaşalım. İkincisi, monolog olmasını da hiç sevmem. Herhangi bir seminerin, dersin veya hiçbir konuşmanın. Ondan da anlaşalım. Ve buraya geldim ben kardeşimle. Çok sağ olsun. Öncelikle bu işi organize eden Meltem Önder hocamıza, Turgut Önder hocamıza ve tabii İbül Pekin Bey'e aranızda teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmemize vesile oldular. Çok hızlı çalıştılar. Hızlı çalışan tabii her zaman iyi çalışacak diye bir şey de yok ama hızlı çalışan, akıllı çalışırsa arkadaşlar, doğru riskleri zamanında alırsa bu işi götürebiliyor ve yönetebiliyor. Bunun örneklerini burada gördük şu ana kadar.
ve görmeye de bence devam edeceğim. Almanya ile bağlantım herhalde daha da çok olacak. Geçen hafta Berlin'de Max Planck'ta bir konuşma yaptı. Bir proje başlangıcı var. Ciddi arkadaşlarla orada çalışacağız, ünlü hocalarla. Bu güzel. Şimdi burada ben risk deyince aslında çok hikaye var tabii anlatılacak ama burada çok da zamanınızı tabii almak istemiyorum. Verimli kullanmak istiyorum. Çünkü zaman biliyorsunuz gidince geri gelmeyen en önemli kaynağımız. Hepimiz bunu biliyoruz. O yüzden isterseniz şey yapalım. Yani risk deyince ne anlıyorsunuz? Ondan sonra risk deyince ne anlamıyorsunuz? Biraz bu tanımlardan bahsedelim. Siz ne anlıyorsunuz? Çünkü risk deyince arkadaşlar herkes bir şey anlıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çok enteresan. Ben bu işe girdim. 10 küsur yıldır uğraşıyorum. İşte New York'ta, Londra'da, şimdi İstanbul'da. Enteresan olan şu ki tanımlarda anlaşamıyoruz. Tanımlarda anlaşamayınca biliyorsunuz hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Risk zekası diye bir teori geliştirdik. Bu teori şunu söylüyor aslında. İnsanlar belirsiz bir dünyada, karmaşıklaşan dünyada ne yapmalılar? Doğru riskleri doğru zamanda alabilmeleri için ne gerekiyor? Ne tür aksiyonları, ne tür rolleri oynamalılar? Birey olarak. Çünkü birey olarak rolleri oynamadığınız sürece takım olarak da oynayamazsınız. Kurum olarak da oynayamazsınız. Kendi kendimiz kandırmış oluruz. O yüzden işte bireyden başlıyoruz. Birey çok önemli. Burada bireyin gelişmesi, eğitim çok önemli. Her şey önemli. Ama şimdi gelelim isterseniz. Olaya kısaca ben böyle bir giriş yaptım. Tabii hocalık olunca Serde öyle hemen risk nedir diye, ne anlıyorsunuz diye sormak istiyorum. Burada bir, buna bir şey diyoruz, bir bold soul, bir cesur bir yürek arıyorum. Kimle başlayalım? Kim söylemek ister? Belki Berna Hanım'la başlamak lazım. Orada meşgul ama. Ne anlıyorsunuz? Riskten ne anlıyorsunuz? Çalışıyorsunuz şu anda, farkındayım. Evet. Sizce nedir risk? Kahveyi güzel yapabilecek. O riski ben alıyorum. Olabilir mi? Yani Kâr Bey şu an yaptığım şey riski. Evet, aynen öyle. Biliyorsunuz ne olacağını. Bir belirsizlik var, değil mi? Bir belirsizlik var. O belirsizlik içinde diyorsunuz ki bu bir risk alıyorum. Evet. Ve bu riskin sonucu bir şey çıkacak. Çıkacak. Demek ki arkadaşlar, risk dediğiniz zaman ilk akla gelmesi gereken şey şu an değil de bundan sonraki herhangi bir an. Yani biz şu anda kararlar alıyoruz yönetici veya birey olarak. Ama aldığımız kararların etkisi yarın veya 3 dakika sonra veya 1 hafta sonra veya 3 yıl sonra veya 10 yıl sonra bir ömür boyunca bize gelecek pozitif veya negatif etkiler. Ama karar şu anda alınıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Karar şu anda alınıyor. Bilinmezlik gelecekte. Ve kararları biz alırken tabii geçmişteki tecrübelerimiz, öğretilerimiz, algılarımız hepsi bu kararın içinde var. Karar içinde var ama bir sonraki aşama için var. Yani siz şu anda bir karar aldığınızda şu anki durumda alıyorsunuz. Yarın farklı bir insansınız. Çünkü şu anda aldığınız karardan öğrendiniz. Pardon. Veya öğrenmediniz. O tamamen size bağlı. Demek ki riskte bir gelecek var. Ve belirsizlik var. Gelecek demen belirsizlik. Hikaye zaten burada düğümleniyor arkadaşlar. Çünkü riskle belirsizlik çok karıştırılan iki kavram. Hatta geçenlerde Dünya Gazetesi, bu da bizim Türkiye'de önemli bir ekonomi gazetesi işte. Tabii Financial Times, Wall Street Journal gibi olmasa da önemli bir gazete. Çok büyük bir puntoyla atılan bir şey vardı. Burada birçok medya arkadaşı, gazeteci arkadaşlarımız da onları söz meclisten dışarı. Şöyle bir laf vardı. Bu seneki en büyük risk belirsizlik. Yani buna böyle yani gülmemek elde değil. Yani en büyük risk belirsizlik diye bir şey olmaz. Şimdi risk dediğiniz şeyi o yüzden iyi anlamak lazım. Belirsizlikle risk ayrı şeyler. Siz belirsizliği azalttığınız sürece bir takım riskleri anlıyorsunuz aslında. Mesela bir örnek vereyim size. Siz diyorsunuz ki biz bir yatırım yapacağız. İşte Berna Hanım'a örnek göstereyim o zaman. Yeni bir işe giriyoruz ve üretim yapacağız. Satışındaydık, dağıtımındaydık. Şimdi üretimini de yapacağız. Tarlayı aldık. Bu tarlada bunu kendimiz üreteceğiz. Yani olayı biraz da üretimine doğru, üst tarafa doğru. Biz ona tedarik zinciri diyoruz. Asıl benim alanım aslında tedarik zinciri. Onun üstünde neler oluyor, ne tür riskler oluyor? Üretime gittik, ham madde tarafına gittik. Biz ham madde tarafına bunu yapacağız ama kardeşim bunu yaparken işte hava değişiyor, iklim değişimi deniyor. Kar yağdı mı? Dediğiniz mesela dölleme, arı dölleyecek değil mi? Evet. Çiçekleri dölledi mi? Bu dölleyen zamanında dölledim. Bir örnek vereyim mesela. 2 sene önce Türkiye'de bu dölleme hikayesi balda çok önemli arkadaşlar. Bal üretiminde bunu belki duymuşsunuzdur. Ve bunu bal çiçekten özellikle çiçek balında arılar yapıyor. Ve arılar da özellikle mesela kiraz ağaçlarını kullanırken
Kiraz ağaçları belli mevsimde, tabii Nisan'ın ortası Mayıs gibi falan açar. Tabii değişik yerler değişik yerler ama zamanlama odur. Baharda açtığında 24 saat içinde döllemek zorunda. 24 saatte döllemezse bal yapamıyor. Şimdi 24 saatte yapabilmesi için uygun da iklim koşulu gerekiyor. Belli bir sıcaklık gerekiyor. O yoksa, yani o bahar daha soğuk geçiyorsa dönleme yok. Ulaşmak kolay. Burada Twitter'da çok nadir olsa da kullanıyorum ama önemli şeyler yazmaya çalışıyorum. Az olsun, öz olsun. Orada da mesela büyüme değil hedefim, daha gelişerek büyüme kendi adıma. Burada da ulaşabileceğiniz yerler. Teşekkür ediyorum hepinize katkınız için. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlar, sevgili misafirler, sevgili işverenler, değerli basın mensupları, sevgili hocam Çağrı Bey, sevgili Burcu Hanım. Her şeyden önce böyle bir etkinliğimize bugün katılıp destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz adına, İşverenler Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz arkadaşlar devam edecek. Yani sizleri bilgilendirmeye yönelik, sizlere destek sunabileceğimiz etkinlikleri yıl içerisinde, 2014 yılı içerisinde de göreceksiniz. Bizim üst branşlarımızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim için birbirimizle kaynaşabildiğimiz en güzel yerlerden biri. Yani bunu bugün de görüyoruz. 35'e yakın insan var burada. İşletmeci ve girişimci var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bizimle beraber olduğunuz için, zaman ayırdığınız için, sonuçta ailenizle geçirebileceğiniz bir zaman biliyorum. Ama ayda bir defa bu güzelliği yaşamak sizlerle bize mutluluk veriyor. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu desteğinizi yeni yılda da beklediğimizi belirtmek arkadaşlar. 9 günümüz kaldı. 9 gün sonra yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni iş imkanları, yeni riskolar beraber geliyor tabii. Risk alacağız, yapacağız. Ama riski anlatan hocamız da hani dedi ya biraz önce, bir sürü kollara girmemeniz gerekiyor. Bir tanesine odaklanın veya en fazla 4 veya 5 tane odaklanın. Fakat kendisi yapmıyormuş arkadaşlar. Ben bunu öğrendim. Kendisi hiç bunu yapan biri değil. Yani arkadaşımız, hocamız aynı zamanda sanatçı arkadaşlar. Ben o sanatçı hocamın sizlerle karşılaşmasını sağlamak istedim. Hocamız hem bağlama çalıyormuş, hem tambur çalıyormuş, hem cura çalıyormuş. Türk halkının elindeki saz eserlerinin hepsini çalabilen bir hocamız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bende bir özellik var. Ben şunu yapıyorum. Bizim derneğimize bile üye yapmak istediğimiz arkadaşları buralara davet ediyorum önce. Business branşlara davet ediyorum. Business branşlarda onların tavırlarını, konuşmalarını bize uygun mu değil mi, nasıllar diye bir gözden geçiriyorum. Bunlardan birincisi geçen business branşta Lale Hanım, Lale Dilar Hanım efendi aramızda, kendisi demişti ben sizi deniyorum bakayım üye olabilir miyim diye de kendisine şu cevabı vermiştim ben de. Ya biz de sizi deniyoruz dedi. Bir gelin bakalım bizim gruba uygun musunuz? Şimdi hocamızı bugün burada dedik ki saz eserleri verecek. Ama ya bir dakika bu hoca gelip orada bizi başka şeyler yapmasın. Hani gerçekten yeterli mi diye. Dün akşam sevgili Meltem ablamıza ve Turgut abimize ben misafir oldum arkadaşlar. Gece 1:30'a kadar güzel bir muhabbetin eşliğindeydim. Çok büyük zevk aldım. O zevki sizi de almanız için buraya getirdik. Hocam söz sizin. Söz senin kurabilir. Nasıl meteyim
sevdim seni, nasıl methedeyim, sevdim seni. İstanbul bu sayede yer gözlerim, İstanbul bu sayede. Arasam bulunmaz bu bir evanı, gizli dünyayı değer gözlerim. Arasam bulunmaz bu bir evanı, İzmir Gonya'yı değer sevenlerin artar efkarı. Karşı Ardahan'ı Erzurum'anı, Delhi Buhara'yı değer gözlerin. Karşı Ardahan'ı Erzurum'anı, Delhi Buhara'yı business branşımızı yaptık. Bugünkü business branşımız yıl sonumuzun denk gelmesinden dolayı önemliydi. Önemli olmasının bir özelliği tabii ki üyelerimizle son kez bu yıl içerisinde beraber olduk. Diğer taraftan bizim için önemli noktalardan biri de bir seminerle bunu bitirmemizdi yeni yılı, eski yılımızı ve yeni yıla büyük bir coşkuyla girmekti. Bu bağlamda Türkiye'den Sabancı Üniversitesi'nden aramızda olan Profesör Doktor Çağrı Haksöz'e teşekkür etmek istiyorum özellikle. Çağrı Bey risk yönetimi üzerine bir seminer düzenledi. Arkasından yine COSGAP'ten Burcu Haksöz, mali uzman, KOBİ uzmanı olarak aramızda bulunan Burcu Hanım bize yine COSGAP'in teşvikleriyle ilgili ne tür imkanları sağladığıyla ilgili bir danışmanlık hizmeti verdi, seminer verdi. Katılan bütün işverenlerimize çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Bize destek verdikleri için bu yıl içerisinde. Aynı şekilde umarım bu destek 2014 yılı içerisinde devam eder. Bir de mesaj da vermek istiyoruz her şeyden önce. Yılı geride bıraktığımız şu günlerde yeni yılın büyük bir umutla bütün işverenlerin istek ve amaçlarına uygun, sağlıklı, başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Herkese mutlu yıllar diliyoruz.